Merhaba arkadaşlar, ben Mick. Outlast'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Hemen kısa bir özet geçelim. Biliyorsunuz ki mutfakta yangın vardı. Yangını söndürdük önceki bölümde. Ardından yağ tulumuyla uğraştık. Sonra Peder Martin'i gördük ve bizimle dışarıda buluşmak istediğini söyledi. Biz de vurduk kendimizi yollara. Peder Martin'i arıyoruz. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz. Hemen devam edelim. Yine mi aşağı attık? Bu ne ya? Ne yapmışlar orada ya? Tamam, buradan çıkacağız galiba. Devam, devam. Bu işte bir yanlışlıkla var yani. Peder, neredesin peder ya? Ha, aynı yere geldiler. Sen ne arıyorsun ya? Sen ne arıyorsun? Nasıl geldin ya? Çekme, 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 çekme. Oh, çok güzel, çok güzel. Ya yapma bunu ya. Neyse ki burası yine aydınlık. Sıkıntı yok diyecektim. Adamlar burada yani ne? Güvenlikçileri katletmiş bunlar, ne yapıyorlar ya? Noktaya bir bakalım. Suda çok kan var. Kokusunu alabiliyorum. Çocukken ağzına bozuk para koyduğunuzda gelen o tat gibi. Fısıltılar artık daha çok anlaşılıyor. Statik radyo paraziti mi var bakacağım. Bulmak için kuvvetli bir his var içimde. İğrenç ya. Oraya açık mı? Açık. Tamam. Tamam, buradan gidiyoruz. Al değilim diyorum. Değil mi? Anlamaya başlıyorsun. Ama henüz tam kavrayamadım. Avram'ın bile gözünü yere dikmesi gerekiyordu ama yakında. Yakında. Bu taraftan. Devrim elimizde. Peder Martin'e erişmek için üst kata git. Erişmek ne ya? Manyak mısın sen? Ulan peder, orada burada buluşalım diyorsun. Bizi her türlü bir yere çıkarttığı götürüyorsun ya. Kilitli. Yok ya, oradan geçmez. Dillem oradan geçirtecek yani. Önce pili değiştirelim ne olur ne olmaz.
oluyor? Kim o? Ulan doktor. Doktor diyorum ya. Ulan peder. Güzel, bir tane pil bulduk. Kapat bakayım kapıyı. Çalışmıyor burası. Müzik sesine hiç hoşlanmadım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Yine aynı yere geldik galiba. Yok, aynı. Doğru. Hadi ama. Bu ne ya? Nasıl bir iştir bu ya? Bir doküman daha bulduk. Yine aynı yere geldik. Nasıl oluyor bu ya? Ulan peder, ulan peder, neler neler uğraştırıyorsun bizi ya? Ne hayır, ne oluyor? Kime hayır dedi o ya? Hayda. Bu merdivenlerin bana karşı alerjisi mi var ya? Yok, boşuna şey bakıyoruz oraya ya. Yok, gitmez oradan. Buradan gelmiştik. Burası açılmazsa ben bir şey demiyorum. Ya bir git ya. Burası da açılmıyor. Nereye çıkacağım? Söyle bana o zaman ya. Ha, burada bir yer var, bir saniye. Buradan hoşlanmadım. Buradan hoşlanmadım, anlıyor musun? Not. Bu destek ziyaretler yalnızca bilgi vermek amaçlıdır. Tedavi sırasında veya sonrasında hasta ile direkt ilgilenmeye kalkmayın. Mıldır, Al, Mara ve Sphinx olarak bilinen uyuyan kişilerin rüyalarına girip onlara eziyet eden Alman kökenli şeytani bir yaratıktır.
Uyuyan kişilerin göğüslerine çöker ve baskı yaparak nefes almayı engeller. Uyuyan kişiler dehşet içinde uyanır. Felçli ve boğulmuş hissederler. Mara kelimesinin dilimizdeki karşılığı kabustur. İblis nadiren cinsel saldırılar da yapar. Uyuyan kadınların memelerinden süt içtiği ve uyuyan erkeklerin ise memelerinden kan içtiği bilinir. O ne öyle ya? Nadi savaş suçları bildirgesi. Ataç ordu donanma ve hava kuvvetleri için belirli görevler dahilinde yabancı uzmanla bulmak için oluşturulan bir teknik servis departmanıdır. B. Proje 63. Esas olarak arzu edilen özelliklerin kullanımını geri çekme programıdır. Bu programın amacı bazı önde gelen Alman ve Avusturyalı uzmanların potansiyel düşman olan Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet etmesini engellemektir. Nedenini anlayamıyorum ya. Ulan peder. Ulan peder yaktın bizi peder. Peder bizi yaktın ya. Ne diyeyim şimdi ben sana peder söyle bana. Yok burada bir şey yok ya. Burası zaten kapalıydı. Adamların işi gücü yok. Merdivenleri kırıyorlar ya. Yok böyle bir saçmalık ya. Değiştir zaten. Pil denen bir şey kalmadı ki ya. Buradan falan çıkmamız gerekiyor ama yok. Yok ya buradan çıkamayız zaten nereye? Burası da kilitli. Bu ne ya? Ne dönüyor orada? Makinedeki ses, nerede ortaya çıktığında kafamda yankılanan sesi böyle tarif edebilirim. Görüntü gidip geldi ve statiği gördüm. Farklıydı. Sanki göz kapaklarımın arkasına inen yağlı bir karanlık. Organları ile beni izlediğini düşünemiyorum. Ama ses daha çok makineden geliyor gibiydi. Duvarların içinden. O sesi biliyorum. Ya nereden gideceğiz arkadaş ya? Burası yok, orası yok. Nereye peki ya? Nereye? Hep aynı yerde dönüp dolaşıyorum ya. Peki gel. Nereden geldiğimizi anlarız şimdi.
değildi. Burası en baştaki yol. Oradaki kapı da kilitli. Gidelim bakalım oraya. Yok, şuradan. Burada yapabilecek bir şey yok. Yok, buradan gidiyor ya. Asansör zaten hiç gelmez. Zaten burada bir şey yok. Cidden ilginç yani. Az önceki yer değil mi burası ya? Lan peder Martin var ya. Adam şaka gibi ya. Yok, açılmıyor işte ya. Burası da açılmıyor işte, lanet olsun ya. Yok, oradan da çıkmıyor ya. Buradan çıkmaya zaten çalışamam ya, çıkmaz yani. Yok, çıkmaz ya. Bir tane pilav bulduk. Hadi iyi de. Evet arkadaşlar. Outlast'in 7. bölümünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kusura bakmayın, çok fazla takıldık burada. Önümüzdeki bölümde buraya geçeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.